Merhaba Shift Delete Net izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Yanımda BTK eski başkanı Tayfun Acarer var. 10 yıllık görevin ardından şimdi BTK başkanlığını bıraktı. Tekrardan tabii seçilebilirsiniz. Değil mi? Böyle bir ihtimal var. Ben emekli oldum. Emekli mi oldun? Emekli oldum. 19 Haziran itibariyle emekliliğim doldu. İki dönem oldum. Bir kere öncelikle bu göreve layık görenlere teşekkür ederim. Bu akşamı düzenleyen Bilişim Muhabirleri Derneği'ne teşekkür ederim Sayın Başkan'ın nezdinde hepinize. Yani bilişim sektörü tabii lokomotif bir sektör. Türkiye'nin gelişimine de çok önemli bir katkısı var. İnşallah bundan sonra da Türkiye'nin özellikle 2023 vizyonu ve ilerisi vizyonları içinde bu katkısını devam ettirecek diye ümit ediyorum. Bu arada bu akşam BM'de ikinci ödülünü verdi. İlk Süreyya Bey'e vermiştik. 10 yıllık hizmetinin ardından Tayfun Bey de ödülü aldı. Benim Tayfun Bey'e sormak istediğim bir soru var özellikle. 10 yıl çok ciddi bir dönem. Yani ve bu 10 yıl içerisinde Türkiye bence teknoloji dalında en büyük atılımları yaptı. Mesela benim hatırladığım 3G'ye geçiş efsane dönemlerden biriydi. Hani sizin aklınızda kalan 10 yıllık süreçte en çok heyecanlandıran projeler, şeyler neler? Şimdi biraz evvel konuşmada da belirttim. Yani geçen bir envanter çıkartmıştım. Bu 10 yıllık süreçte rutin işlerin dışında yani çok önemli dediğimiz işler. 47 tane böyle konu çıktı bu 10 yıllık süreç içinde. Bildiğiniz gibi işte telefon kayıt sistemi, işte bu laboratuvarın kurulması ve telekomünikasyon ekipmanlarının test edilmesi gibi, işte dediğiniz gibi 3G gibi. Türk Telekom'un %55 hissesinin satılması gibi. Bunu satılma değil de kiralama diye düzeltiyorum ben. Çünkü gerçek anlamda bir satılma değildir Türk Telekom, biliyorsunuz. 18 yıllığına o zaman kiralanmadır. Aslında tabii bildiğiniz bir konudur. Ama tekrarlanmasında da yarar görüyorum. Şu anki büyük operatörlerin bütün lisansları aslında kiralamadır. Yani işte 2023 iki operatörün 2023'te 2G'si, diğer operatörün de 2026'da da olacak. Ve ondan sonra devlet bunları geri alacak. Yani bütün malını mülkünü geri alacak. Yani çalışan ekipmanlarını, network'le ilgili olanları. O nedenle yani o kiralama olayını bir açıklamak istedim. Telsim'in yine satışı, lisansının satışı gibi. Yani gerçekten de çok önemli şeyler var. AKE'nin böyle bir ofisinin Türkiye'de olması, yani headquarter'dan, 3 headquarter'dan birinin İstanbul olması gibi. Gerçekten çok önemli konular var. Ama bu süreç içinde bana göre en önemli ortaya çıkan, herkesin dikkatini çeken ve yani sevinerek gördüğüm de sektörde bir ortak konsensüs haline gelen, bilişimin her kesiminin, özellikle sizlerin de yürekten desteklediği, işte Ar-Ge, yerli üretim gibi hususlar, daha önce hiç konuşulmayan, yani biz yapamayız dediğimiz halde çok da başarılı uygulamaları, örneklerini gördüğümüz bir konu ortaya çıktı. Tabii bu konuyu aslında çok geniş bir şekilde almak lazım. Aslında böyle 3-5 dakikalık konuşma içinde değil de belki bununla ilgili paneller, workshoplar düzenlememiz lazım. Şimdi çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Hakikaten çok doğru. Yani Çin malı diyorsunuz, Foxconn üretiyor. İşte Amerikan malı diyorsunuz, Çin üretiyor. Ama kimse ne kadarını ben ürettim demiyor. Aslında bu üretimi de ne kadar hedeflemek lazım, o da tartışılır. Şimdi bakın, ben yıllarca üretimi destekleyen biriyim ama şimdi orada bir şeye şey yapmamak lazım. Yani yapmak lazım, üretimi yapalım. Bunda hiçbir tereddütüm yok ama asıl para biliyorsunuz yazılımda, içerikte oluyor. Özellikle son dönemlerde içerikte. Yani 3-4 sene öncesine kadar bir işte örneğin %10'luk bir makinenin %55-60 oranındaki şeysi donanımdı. Şu anda bu oran %45'in altına indi. Hala hızla da aşağı doğru gidiyor. Çünkü özellikle yazılım ve içeriğin oranı giderek artıyor. Çok ilginç bir şey var, tam tarihini hatırlamıyorum ama 2035 mi diyorlar, yani herhalde o yıllarda. Mesela otomotivlerin, ki bunu çok rahat değerler, yani elektriğe geçti ama bu çok daha da şey olacak. %62'si yani değerinin %60'ı elektronik aksam olacak diyorlar. Yani böylesine bir süreçten geçiyoruz. Bu rakamı elektrikli otomotivleri gördükten sonra
yani o tarihin çok da uzak olmadığını, hatta daha da yakın olabileceğini ve oranın daha da yüksek olabileceğini düşünmeye başladım. Gerçekten de bu süreçte bu bazı kavramların ortaya çıkması, öne çıkması, Ar-Ge kavramının özellikle öne çıkması, 3G şartnamesi ki bana göre son derece önemli olan bir şartnamedir. O şartnamede de bu Ar-Ge koşullarının, yerli firmalardan alma koşullarının şartnamenin bir maddesi olması çok önemli. İnanıyorum bundan sonraki yeni nesil ihalelerde de bu şartlar giderek artarak da devam edecek diye düşünüyorum. Yani bunlar aslında bir 15 sene evvel hiç konuşmadığımız, hatta bir eziklik içinde ya biz yapamayız dediğimiz şeyler. İnanıyorum ki teknoparklara görmüşsünüzdür. Yani işte İTÜ'nün teknoparkı, diğer üniversitelerin teknoparkları. Ya buralar zehir gibi çocuklar var. Yani bunların önü bir açılsa var ya, Türkiye'yi tutmak çok zor. İnşallah bu olacak da yani yani bu firmaların önünde açıldığı zaman gerçekten Türkiye'de yazılım için, Ar-Ge için biraz evvel de söylediğim gibi o kadar uygun bir ortam var ki yani ya biz zehir gibi bir milletiz ya, o kadar hızlı zekamız çalışıyor ki yani bazı ülkelerde gidin örneğin bir resepsiyona gidin, iki şeyi üst üste söyleyin, adam kilitlenip kanıyor. Yani, zeka çok iyi. İnanılmaz bir şey gerçekten. Biz de yani bilmiyorum diyen çıkmaz. İlla ki bir şey şey yapar yani. tarif eder. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Startup. Evet. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bayağı bir eksi o. Bravo. Şimdi bizim şeyi görmemiz lazım. Yani kabiliyetimiz var mı? Var. Genç miyiz? Evet. İyi bir zekamız var. Evet. Ama odaklanmamız gereken şeyler startup. Bakın dünyadaki bütün gelişmeler startupçılardan çıkar. %90'ı, belki daha bile fazlası. Ama bakarsınız işte çok büyük şirketlerden çıktı gözükür. Hayır. Bravo. Onlar satın alır. Onlar satın alır ve onlar bakarsın işte büyük şirketler yapmış gibidir. Halbuki o şirket o ufak startup'ı satın almıştır. Şimdi o nedenle doğru yerlere kanalize olmamız lazım. Yerli üretim yapalım, mutlaka yapalım. Ona hiçbir tereddütüm yok. Ama asıl büyük katma değer RED'e dikkat edelim. Yani işte biz bandı koyduk, işte cihazları artık üretiyoruz dediğiniz zaman yani o değil öyle. Bakın diyorlar ki bir telefon makinesinin o fabrikaya bıraktığı bedel $10. Esasında bizim mesela Türkiye'de üretilecek bir Android tabanlı yerli telefon Türkiye'den çok Google'a kazanç sağlıyor. Çünkü orada alınan her uygulama Google'a para kazanıyor. Tabii. Yani kesinlikle ama yani yine bandımız olsun, yine üretimimizi yapalım. Onun arkasında binlerce çalışan olacağı, ekosisteminde on binlerce çalışan olacağı. Bunlar aslında güzel şeyler. Ama büyük katma değer şeyde, onu da yapalım ama oraya tarafı da ihmal etmeyelim. Çünkü asıl paralar oralarda ve giderek de ağırlık o tarafa doğru gidiyor. Yani belki 5 sene sonra telefon makinesinin %90'ı içerik ve yazılım olacaktır. Yani bu çok önemli bir şey. Yani doğru yani... Sorunu görüyoruz da doğru yöntemi belirlememiz lazım. Bu süreç içinde yani çok önemli gelişmeler oldu. Bazı şeylere dikkat çekmek istiyorum. Şimdi biraz evvel şey söylediniz, içerik, işte üretim, donanım, yazılım. Şimdi bu rekabetin, global rekabetine getirdiği şeylerle, yansımalarla gerek BOBİ gerek sabit işletmelerin gelirlerinde düşme var. Bu kaçınılmaz bir şey. Hatta bu önümüzdeki 5 yıllık süreçte Avrupa Birliği'nde bu rakamın 60 milyar euro olacağı söyleniyor. Çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Yani toplam globalden bahsediyorum. Ama işte bu içerik ve katma değerli hizmetlerle bu telafi edilebilir, tolere edilebilir deniliyor. İşte buna ağırlık verilmesi lazım. Bu nedenle büyük işletmelerin de artık sadece sim kart değil de bu tür katma değerli hizmetleri de sunmaları gerekir diye düşünüyorum. Bir hususa daha dikkat çekeyim müsaadenizle, o da geniş banttaki çok hızlı artış. Yani hem geniş bant abonesi artıyor hem bu internette kullandığımız data miktarı çok artıyor. Yani inanılmaz ölçüde artıyor. Türkiye'de dünya ortalamasının daha da üstünde artıyor. Yani dünya ortalaması %94 civarında, Türkiye'de %106
Yani daha şeyde. Tabii bu şunu getiriyor. Gerek sabit gerek mobil şebekenin hızdan geliştirilmesi gerek. Yani sadece mobil de yetmez bakın. Yani mobilde hostasyonu kursanız o datayı ancak fiberle taşımanız lazım. O nedenle bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Bu konunun bir ortak konsensüs olup özellikle mahalli idarelere, belediyelere bu konunun yetkisinin bırakılmaması gerekir. Yani Türkiye bilişim toplumu olacaksa 2023 gibi bir vizyonumuz var bizim. Bu hedefe biz ulaşacaksak bilişim sektörü çok önemli. Ama bilişim sektöründe olmazsa olmazı mutlaka bu altyapılardır. Bunun geliştirilmesi lazım. O nedenle bu tür kararların mahalli idarelere bırakılmaması lazım. Siyaset üstü bir politikaya alınması. Aynen öyle. Yani bu konular siyaset üstü olması lazım. Yani Arge konusu siyaset üstü olması lazım. Yerli üretim, oradaki işte katma değerin, yazılımın geliştirilmesi bir siyaset üstü olması lazım. Altyapıların geliştirilmesi siyaset üstü olması lazım. Yani bakıyorsunuz adam Davul Zümrüt'ün baz istasyonu indiriyor ya. Yani bu çok yanlış bir şey. Ben şunu söyleyeyim. Orada yıkılan baz istasyonu aslında devlet malına verilen zarardır. Bakın ben bir kamu personeli olarak görevden ayrılırken sandalyesinden sümenine kadar hepsini teslim ettim. Sandalyenin ayağı kırık olsaydı inanın bana ödetirlerdi onun parasını. Bu böyle çünkü devlet malına zarardır bu. Ama baz istasyonu da devletindir. Yani neticede dedim ya, yaklaşık 8-9 sene sonra onlar devletin olacak. Yani 9 sene sonra devlet olacak mala zarar veriyorsunuz. Ha şimdi vermişsiniz, 9 sene sonraki mala vermişsiniz. Yani bu olaya bu açıdan da bakmak lazım ama her şey daha da öncesi bunun bir Türkiye'nin bilişim sektörünün olmazsa olmazı olarak değerlendirip bilişim sektörünün gelişmesinin bir ana unsuru olarak değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Aslında çok konuşacak konu var da. 10 seneyi sığdırmak kolay. Evet. Yani çok gelişecek, konuşacak konular var ama gerçekten Türkiye'de artık bilişim sektörü, bilgi teknoloji ve iletişim gerçekten artık bir herkesin kabullendiği bir süreç. Yani şunu da sevinerek görüyorum. Çok büyük bir kesim. Bunun içine bilişim muhabirleri de dahil. Burada ortak konsensüsü yakalıyor ve genelde de politika üstü hareket ediyorlar. O yüzden de ben ayrıca teşekkür ediyorum sizlere. Benim son sorum 4G ya da 5G. Hani önümüzdeki dönemde siz uzun zamandır 4G ihalesine hazırlanılıyordu. Önümüzdeki süreçte ne düşünüyorsunuz? Sizce hani ertelendi. Sonra biz neler bekleyebilir? Şimdi o bir yanlış algı oldu orada. Bir kere bu ihale yani 4G ihalesi değil. Yani bu bir teknoloji nötr ihaledir. Yani size otoban yapma yetkisi veriliyor. İster araba gönder yürütürsünüz, ister kamyon, ister otobüs. Yani bu size bağlı. İster Ferrari gider, ister daha düşük vasatlı bir araba gider. Bütün şeyler zaten ihaleler, yani bu ihaleler hep teknoloji nötr. Yani 3G ihalesi dendi mesela, altını çizerek söylüyorum. 3G biliyorsunuz Avrupa genelde 2001'de, 2002'de geçti. Biz 2008'de geçti, 2009'da hala dendi. Dikkat edin, hala dendiği zaman 3G değildi, o 3.5'tu. Yani şahsiniz, hatta operatörlerimiz diyorlar işte biz Londra'danıyız, Paris'teniz, New York'tan. Doğru söylüyorlar. Neden? Çünkü o sistem 3G sistemi değil, 3.5 sistemdi. Diğerleri 3G'de kaldığı için biz daha iyiyiz diyorlar, doğrudu. Şimdi yani buradaki alan kişi ihaleyi muhtemelen en ileri teknolojiden başlayacaktır. Çünkü 4G, 4 sene önce ticari olarak kullanılmaya başlayan bir teknoloji. Ben inanıyorum ki 4'ün ileri versiyonlarından, LTE Advanced'dan, artık ona bazıları 4.5 diyor, bazıları Beyond 5G diyor. Yani 4G'nin ötesi diyor, 5G'nin öncesi diyor. Böyle bir takım şeyler var. Bu release'lerde işte LTE, LTB, LTC diyorlar. Ondan sonra da 5G diyorlar. Yani böyle bir yeni bir yol haritası ortaya çıktı. Yani dediğim gibi yani o ihalede 4G mi olur, 4.5 mi olur, 5G'nin öncesi mi olur, 4'ün ilerisi mi olur? Onun adına operatör koyacak ama her aklı başında olan operatör, her basiretli tüccar gibi en ilerisini alacaktır. Aynı 3G'de olduğu gibi. Hani belki de
5G öncesi bir sistem olacaktır. Ama benim orada asıl üzerinde durduğum nokta, yani bunun adı değil, neslinin adı değil. O aslında nesli de tanımlamıyor o ihale. O teknoloji ne tür diyor, istediğini kur diyor. Oradaki önemli olan şey bant genişliği. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bir daha tekrarlayayım. Bant genişliği önemli. Neden? Çünkü şu anda 2G ve 3G'deki bant yaklaşık 183 MHz. Avrupa'nın ortalaması 600 MHz. Biz yani bu yeni banttan verilirse Avrupa ortalamasına gelir Türkiye. Şu anda dikkat edin, trafik tıkanıyor. Ben 2 senedir bağırıyorum ve giderek de sistemlerde, network'teki bu tıkanıklığı da görmeye başladınız. Çünkü abone sayısı aynı ama abonenin indirdiği data ikiye katlıyor her yıl. Yani üstsel şekilde artıyor. Sizin de neticede otobanınızın genişliği belli. Ne oluyor? Giderek hız, arabaların hızı düşmeye başlıyor. Bu çok basit bir örnektir yani. Mutlaka yani o ihalede verilecek neslinin adı önemli değil. Burada önemli olan bandın genişliğidir. O nedenle bu bandı, verilecek bandı en iyi şekilde operatörler değerlendirir. Ama o ihaleye ben bant ihalesi olarak bakıyorum. O açıdan da çok gereklidir diye düşünüyorum. Ya açıkçası o hani elektronik tarafım var. Bant genişliği artmadıkça Türkiye'deki maliyetler çok artıyor. Daha çok baz istasyonu kurmak gerekiyor. Yani operatörlere de bazı fiyatlar neden yüksek diye de kızmamak gerekebiliyor bazen. Şimdi kesinlikle katılıyorum. Bir kere yani tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuğun tam karşılığı bu bilişim sektöründe hız bant genişliği. Yani bandınız genişse hızınız fazladır. Hızınızı arttırmak için bandı genişletmek lazım. Bu kadar basit. Bandı nasıl genişleteceksiniz? Neticede bir miktar verilmiş. Aslında bu yeni teknolojilerde tabii çok önemli bir şey var. Hem bant ilave bant genişliği veriyorsunuz hem de yeni teknolojileri getiriyorsunuz. Yani teknik konular bunlar ama mesela OFDM diye bir modülasyon şekli geliyor. Bu çok apayrı bir kabiliyetli bir şey. Onun içinde IP tabanlı oluyor, internet protokolü. Onu kısmen biliyorsunuz. Ama onun dışında da carrier aggregation diye işte çok farklı bantların bir araya getirilip çok geniş bandın elde edildiği, dolayısıyla çok hızlı bir geniş band olanağına eriştiğiniz bir sisteme ulaşıyorsunuz. Yani bantla beraber, yeni imkanlarla beraber katlama oluyor. İşte bu da zaten işte artık 1 gigabit per second, ileride 10 gigabit per second falan gibi böyle neredeyse fiber hızı diyeceğimiz hızlarda bir haberleşme altyapısına sahip olunması anlamına geliyor. O nedenle yani olaya bakış açım benim o şekilde ve bu bantların mutlaka temin edilmesi lazım. Gerçekten şu anda hani bakın 2 sene demiştim, 2 sene bile olmadan tıkanmalar başladı. Kaçınılmaz bir şey. Yani siz bu sene ya da önümüzdeki sene bekliyor musunuz yeni? İhale yapılmasını mı? Yani ümit ediyorum ben. Yani yapılmasını ümit ediyorum ve dediğim gibi ilave bant ihtiyacı içinde gerekli olarak düşünüyorum. Ben neslin adı önemli değil yani. O zaman ben de bir bilişim basınından ekip olarak teşekkür etmek istiyorum. 10 senede Türkiye'de iyi kötü bir bilinç oluştu. Hani bu tabii globalleşmenin ve teknolojinin artmasının da bir sebebi. Belki hani hiçbirimiz olmasak bile teknoloji geliştiği için dışarıdan pazara yeni insanlar, yeni firmalar katılacağı için illa teknoloji artacaktı Türkiye'de ama hani BTK güzel bir denetleyici kurum olmayı başardı. Hem operatörlere verilen şeyler hani bundan bir belli bir süre önce herkes istediğini yapabiliyordu. Şimdi o kadar değil. Hani o açıdan bir kullanıcı olarak, bir de bu işi yapan biri olarak ben teşekkür etmek istiyorum açıkçası. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.